Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan Yeşil Kırmızı Hatıraları, dünyanın her yerinden izleyen Karşıyakalılara merhaba. Bugün konuklarım Karşıyaka'nın çınarları desem az kalır. Biri zaten Saim Çınar, diğeri Günay Üçer. İkiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Önce Çınar'dan başlayalım. Çınar'dan şey yapalım diyorsunuz, doğru. Ben Günay'dan daha şeyim. Eskiyim buraya gelmekte. Ben 63 müsün? Günay abiden. Beylik, gelişim büyük. Ha, gelişim büyük. Askerlikte bir gün bir gündür. Biliyorsun. Ben de Günay'dan bir gün daha evvel karşıya kalayım. Bir sene daha önce. Efendim, bizim Soner vardı, hatırlarsın. Atlet. Ha, Allah rahmet eylesin. 100 metreci, milli atlet. Biz, o ben, bir kişi daha vardı. Karahar Bakun'da voleybol oynadık. Ne alaka? Buraya Bedi abi. Bedi Tuğaç. Bedi abinin şeyi, Emin Usta vardı, marangoz. Hı-hı. Onu tanırsın, arkadaydı evet. Zaten. Onun şeyinden geldik. Karşıyaka. Okulları kazandık, üniversite. Ondan sonra yatacak yer kira oturuyoruz. Aldığımız 250 lira kredi. Buraya gelin dediler, voleybol takımı kurun. Biz Karşıyaka öyle geldik. Onun için ben Günay'dan eski şeyim yani. Sen voleybolcu diye geldin buraya. Hayır, voleybolcu diye geldim ben. Şimdi benim şeyim çok, girdiğim yer çok. Ben Merzifonluyum. Orijinal. Efendim 59'da bütün Anadolu'nun güvendiği asker okullara gitmek zorundaydık. Merzifon'da lise yoktu. Ya subay ya subay okullarına varsa arkadaşlar, çoğu öyledir yani, belli bir devreler. O devreler hep silahlı kuvvetlerde bir yerlere gelmişlerdir. Mecburen Kuleli'ye gittik, İstanbul'a. Kuleli'de ilk gece birisi geldi, elinde şey, kağıt, şey, defter. Memleketinde genç takımlarda oynayan kim varsa yazdırsın. Yani şey var, futbol seçeceğiz. Hmm. Biz de top oynuyoruz. İşte burada nasıl mahalleler alanda oynanıyor. Biz de Merzifon'da oynuyoruz. Ama Merzifon'da kulüp var. Gençlik, genç takım yok. Hmm. Sınıfın yarısı oynuyormuş. Herkes el kaldı. Ben korktum. Bunların hepsi genç takımdan. Ben yani nasıl girerim? Ben girmedim abi. Onların hepsi ertesi gün aynen sınıfa geldi. Bir kişi şey yapamadı, kazanamadı. O kağıtla gelen kişi de biraz sinemayla alakanız varsa Erden Kral denen bir arkadaşım. Aa, oydu. O yönetmen. Yönetmen. Evet, oydu. O da bizden şey. Beraber. Erden Kral takımın santrafı, rahmetli öldüyse bilmiyorum, Naci abi vardı. Çok iyi bilirsiniz. Şeye çıktığı zaman, kafaya çıktığı zaman Naci abinin el hareketleri değişik bir şeyi vardı. Erden de onu taklit ediyor. Santraf oynuyor. Biraz havacıydı. Sağ olsun. Oraya giremedik biz. Giremedim ben. Sonra Soner'le arkadaş olduk. Ya dedi, gel atletizm yapalım dedi. Olur dedim, yapalım abi. Kuleli Kız Lisesi, şey Kız Lisesi, Kandilli. O hatta. Hat güzelmiş ama. O hatta biz her akşam git gel. Arkada da top oynuyoruz. Top oynadığımız adamlar da askerler. Postallı askerler. Takımda oynayamıyoruz. Sonra kış oldu. Ne yapalım? Yüksek atlamaya başladık. Hani atlıyorum. Soner de atlıyor. Benden kısa dur ama 1.65'i geçer. Ben 1.64'ü geçiyordum. O kaldı bana. Yok. Futbol yok bana. Efendim, ertesi sene asker okullar bayramı oldu. Futbol dolu. Voleybol dolu. Basketbol dolu. Handball diye bir şey var bizim. Varmış. Ben biliyorum, Merzifon'da iyi oynardım ortaokulda. Handball adam arıyorlar. Ben geliyorum dedim, gittim. Evet. 10 numarayı aldım. Geçirdim sırtım abi. 10 numaracıyım. Bak, karşıya kadar bakma. Orada da 10 numaraydım ama anlayan anlamadı. Evet. En sol bek oynadılar.
Evet. 20 küsur golün yarısından fazlasını ben attım ve şampiyon yaptım takımı tek başıma diyebilirim bunu ya, biraz sallam ama yaptım. Sonra abi bir sene sonra koşuyor dedi. Soner dedi ki ya sen engelli atla dedi. Soner'i çok severim ben. O 100 metre koşuyor. Hep yüz koşuyor. Bana şey gösteriyor. Yüksek atla diyor. Engelli atla diyor. Biz ya babam gidiyoruz. 110 engelliye koydular beni abi. İstanbul birincisi oldum. Oo, sen ya girdin ben, değil mi? Ya anlatamam ya. Üstüne çıktım, devirdim hepsini. 110 engellici varsa bilir. Olma, atlayacaksın. Ben üstüne çıktım, devirdim abi. Birinci oldum. Bizim hoca da şaşkınlıkla başkasına geldi. Aferin dedi. Günay mesela o. Aferin Günay, birinci oldun dedi. Yok dedi hocam dedi. Sahi mi oldu dedi. Hoca bile tanımıyor beni. Yemin ederim. Ya kuleliği bitirdik abi. Kuleli bitti. Erbokul'una gittik. Yine top yok. Futbol yine yok. Erbokul'u şeyden çıkmıştı. Güçlerden çıkmıştı o sene. Futbolcu yok ama atletizm var. Yürü. Atlet bayıltan yokuşunu duydun mu? Ankara'da Harbokul'dan oraya kadar gider. Galiba Harbokul'dan yedek subaylık yaptı. Şeyde arka yan taraftaki orada bir şey var. Yedek subaylık okul var orada. Tamam. Efendim oradan atlet bayıltan şey var. Yokuşu var. Galiba Gazi Eğitim'in orada bir yerde, ne bileyim. Hadi her akşam oraya gittik. Gittik geldik abi. Uzuncu oldum ben. Atatürk koşusunu koştuk. Üniversitelerde üçüncü oldum. Futbol yok hala. Yok futbol yok. Ben arka tarafta hep top oynuyorum. Şeyde bahçede mahçede oynuyorum da takım yok abi. Geldik buraya pardon Kuleli'de Harbokun'da voleybol oynayan var mı dediler. Var dedik abi. Gittik var. Çekinmeden, korkmadan. Soner de var arkamda. Genç takımdayım tabii, tutuyor. Soner'le beraber ikimiz genç takıma girdik. Ankara'yı birinci bitirdik. Bir setle mi iki setle mi ne Türkiye üçüncüsü oldu. Birinciliği kaçırdık. Yani ben topla oynamam lazım. Koşuyoruz da futbol yok. Sağa sola vuruyorum. Futbol topu bulamadın. Sağa sola atıyorum kendimi. Ne var sonra gidiyorum. Çok güzel hikaye bu ya. Ondan sonra bizi buraya verdiler. Seçmede İzmir çıktı bana. Merzifon'dan İzmir. Merzifon. Harbi okulu. Kuleli. İstanbul arada evet. Kuleli. Ondan sonra akademi. Bir de Karşıyaka'ya giriyorum ben. Yani çok şey dolaştım. Futbola burada kavuştum. Topluluğa, çok topluluğa şey yaptım. Ama futbola burada kavuştum. Burada futbol var. Artık. Burada zaten şey yapıyor, adam arıyorlar. Doğru. Oynar mısın? Sabah orada yatıyoruz biz. Orada şey verdiler bize. Biz Soner, ben bir kişi daha, üç kişi. Karşıyaka'ya voleybol takımı kurmaya geldik. Bedi abiye tamam demiş Bedi abi. Gelsinler orada kalsınlar. Kulüpte biz Samsun'da bir arkadaş vardı onunla. Orada kaldık. Kira vermiyoruz abicim. 250 lira kredi alıyoruz anca yetiyor. İşte bu şimdiki ne alıyorlarsa bilmiyorum. Bana da kredi çıktı. İdare ediyorum. Kira vermeyince idare ediliyor. Orada da yine sahada şeyler var biliyorsun o zaman. Mahalle takımları söyle. Ne takı? Ne ligi? Asım ligleri de var. Orada işte şey olmayan adam. Ya ben işte gel oyna abi falan gidiyoruz. Neresi boşsa maksat oraya girmek abi. Beni seçmeye alacaklar. Sabahleyin bir top oynadık bir yerde. Oynamaz olaydın. Öğleden sonra birisinin şeyi varmış. Seçmesi. Hadi gel seçeceğiz seni. Ya ben sabah top oynadım. Gel ya yine çıkarsın seçmeye. İyi dedim, çıktım. Hemen o akşam abi bana bir para verdiler. Git dediler. Harbokul'dan bonservisini al dediler. Beğenmişler beni. Bana diyorlar sen futbol oynuyor muydun? Oynuyordum tabii ama şey yok. Yer yok. Yer bulamadım ben oraya kadar. Arsa bulamıyordum. Ya arsa buluyorum da takım yok. Takım yok. Ya ben oynayabilirdim. Tabii ki oynardım. Niye oynamıyorum anasını satayım? Ve geldik buraya voleybolcu olarak çıktık. Ondan sonra da işte. Kim seçti seni abi, hatırlıyor musun? Seçmeyi yapan kimdi? Erol abi vardı. Gazi Erol vardı. Gazi Erol vardı. Hemen dediler git sen Ankara'ya.
parasını verdiler. Otel şey, yol parası. Git okuldan şeyini al, lisansını. Gel, gittim lisansı aldım ve şeye takıma geldim. Başladık. İlk antrenörüm, Allah rahmet eylesin, Vahap Özaltay. Özaltay. Vahap Özaltay'ı da bilirsin. O da gençleri çok severdi. Beni hemen takıma koydu Günay. Hemen takıma koydu beni. Ankara'ya gittik. Ankara'da bir gol attım. Hangi mevkide oynadın ilk başladığında? Ortada, şeyde, orta sahada oynattı beni. Ondan sonra orada Özden abilerle beraber oynadık. Ahmet abi, Ahmet Tuna'nın o zaman bir şeyleri vardı. Yoktu, geldi gittiydi falan. Bir şeyler oluyordu. Bir gol attım. Ondan sonra benim imtihanım vardı burada. Ona geldim. Sonra tekrar Vahap Hoca. İşte ondan sonra ben tek tük oynamaya başladım. Ama Sıddık'a müteşekkirim. Bizim Sıddık vardı. Soyadın neydi Sıddık'ın soyadı? Bilmiyorum. Şey iyi yani, takımın sol beki Sıddık. Ha. O biz kümedeyken Sıddık sol bek oynuyordu. Şükrü abi geldi antrenör. Yani unutamadığım iştir de o. Ondan yani niye ben burada oldum? Onun yüzünden oldum sol bek. Sıddık'ın yüzünden. Uyumuş. Maça çıkacağız, uyumuş. Şükrü abi şey, sen Şükrü abi oynadın değil mi? O şey pardon. Şükrü Güneş'in mi? Yok. Yok mu? İyi. Eski Şükrü Güneş'in sizi aldı. Sıddık, nerede Sıddık yok. Soyun lan sayayım dedi, o biraz böyle şey konuşur. Pepe. Rahat konuşur, soyun lan sayayım dedi. Ben yemek de yemişim. Eyvah eyvah. Lan ne yapacağım ben? Sol beke koydu abi Sıddık'ın yerine. Gidiş o gidiş. Şükrü Güles'i mimar yani bu iş. Benim mimarım yok, mimarım. Esas şeyim Şükrü şey, Sıddık. Şükrü abi de adam yokluğunda soyundan sayayım dedi. Abi bitti ondan sonra. O gün abi oynadı karşısında. O gün abi iyi oynadım galiba. Orada şey aldım lisans orada. Orada şey, evet. Peki Günay abi senin hikaye nasıl aldım başladı? Benim hikaye 59-60 senesi ilk Manisa Mensucat. Hem çalışıyordum. Mensucat'ta çalışıyorsun. Mensucat'ta çalışıyordum. Zaten ilk sigortalılığım da orada başladı. Allah razı olsun. Hem futbol oynuyordum. Orada oynarken gören görmüş, beğenen beğenmiş. Konya'ya istediler. Aa, kısmete bakın. Üç arkadaş biz buradan atladık. Konya'ya gittik. Denemeye çıktık. Denemede beğendiler. Bir tek o üç arkadaştan beni aldılar. İşte 60-61 senelerinde Konya İdman Yurdu'nda bir sene orada top oynadım. Oynadığım senelerde de Konya karmasıyla Antalya'dır, İsparta'dır, oralara maçlara falan gittik. Bayağı şeydim yani, iyiydim ama orta saha oynuyordum orada. Evet. Orada orta saha oynuyordum. Oradan askerlik çağımız geldi. Kurağımız şeye çıktı, Narlıdere'ye. Oo güzel. İzmir Narlıdere'ye. Atladık Narlıdere'ye. Bir de askerliğimizi ifa ettik. İki senemiz orada geçti. Çok askerden güzel. Sonra zaten İzmir'de rahmetli birader Gönen abim İzmir'de. Allah rahmet eylesin. Ailede esas Turgutlu'daydı ama abim İzmir'deydi. Bir ara Altay'a. Askerden sonra Altay'a. Orada bir denemeye aldılar beni. Beni beğendiler. Kaldırdılar ama şey açısından, nakit açısından, transfer parası açısından vermediler. Anlaşamadık. Anlaşamayınca işte karşıya ile konuşma şeye çıktı. Oraya geldik. Karşıya ile ilk senemizi amatör olarak başladık. O İlk amatör olduğum senede o Çusliçler, Marişler, Doğanlar, Doğan Ergun abiler, Ergun Öztunalar, Puşkaş Ergun, Puşkaş Ergunlar, Şenollar. O zaman şey, Sami abi şeydi o zaman değil mi? Sami Zok bizim menajerdi. Öyle değil mi? Menajerdi. O zaman şeyden de onlarla çok beraber ilk senemi amatör olarak oynadım ve sağ açık oynuyordum. Ya. Sağ açık. O sene zaten takım küme düştü. 3 puanı mı 4 puanı mı? Küme düşünce seneye biz tabii yine hem Karşıyaka'dayız hem Karşıyaka'da oturuyoruz. Yine yolumuz Karşıyaka'ya çıktı.
Bu sefer profesyonel olarak anlaştık. Profesyonel olarak karşı yakayla devam ettik. Bu senelerce sürdü işte. Ama 70... sonra sen sağ açık verdin. Ondan sonra sağ açıktan sağ hafa geldim. Sağ hafa gelme. Yani karşıya kadar geri çekildim. Feyzeciğim hiç oynamadığım mevcut... bir tek kalecilik kaldı. Bir ama bir dönem kalecilik. Ben çünkü benim hatırladığım zaman Saim abi sol bek, sen sağ bek. Sağ bek. Tamam. Şey, klaseye öyle geçmişti o. Ama ben kaleci de oynadım Günay'cığım. Sen yapmadan kalmamış zaten kalmadı abi. Şükrü şey Ali abi bağırıyor bir kenardan. Saim geçsin kaleye Saim diye. Ya işte Ali abi de top oynarken görüyor voleybol falan şeyler yapıyor. Handball, yani. Voleybol. Ellerim şey gol yemedim Samsun'dan hemşe. Şey yaptılar çok teklif ettiler gel seni seneye Samsun'da alalım. İyi yaptın. Yapar mıyım? Şimdi abi? Burada bir küpür çıkarttım bilgisayardan. Ha, 1969-70. Şey, evet tam sen tam şampiyon zamanı, olduğumuz sene değil mi? Tam senesi o sene. İkinci lig kırmızı grupta şampiyon olduğumuz sene. Kadro Erdinç Ersaroğlu. Ekrem Güçsav. Erol Baş. Evet kaptan. Cengiz Atilla, Koca Toros. Atilla Biçer. Atilla Kaynan Uğur var. Saim Çınar. Ayaktasınız. Ayaktayız. Zaten Japon forvetlik biz değil mi? Öyle. Forvetlerden birisi de bazen Günay'dı. Günay abi. Burhan. Burhan Güler. Günay. Uğur. Uğur. Atilla. Tevfik. Tevfik. Ortaya Ortası. Asın onu. Bekri Damla. Japon Ceyhan forvet. Ceyhan Elyaban. Günay Üçer. Lanse Kayacan. Evet. Müthiş bir kadro. Bunu dün gibi hatırlıyorum. Efendim kadro çok, çok iyiydi. Gerçekten iyi bir kadroydu. Hep karşı arkadaşlar. Koşan bir kadroydu. Yani hakkımızda şey yaptık çıktık. Sonra. Ya, Feyzi hatırlarsın yani bir sene önce biz bu kadroyla küme düşmekten son anda kurtulduk. Evet. Aynı kadro bir sene sonra şampiyon oldu. 8 puan farkla. Müthiş. Evet. Müthiş. Evet. Ama şu güzelliğe bakar mısın? İnsan baktıkça bakasın. Evet ya. Efsane işte boşuna efsane olmadık biz. Günay yani sen diyorsun da biz neyiz? Abi efsane işte o kadar. Bu böyle efsaneler yani işte, yaratılır. Bu şampiyonluk yılında neler hatırlıyorsunuz? Yaşanmış. Şampiyonluk karşı yılında. Karşıyaka ile ilgili ha. Hikayeler var mı efendim, aklınızda? Hikaye. Dur bakalım şimdi. Benim. Özellikle takım arkadaşları. Şimdi aramızda ya, olmayanlar. Evet. Şey, ben, o da Cengizler ol baş. Benim şeyim Buran'dı. Otele gideriz hemen Burhan şey yanaşır. Resepsiyona Saim yazdı. Ben Burhan'ın şey ikilisiydim. Sen yani, kimin Uğur'un mu? Ben Uğur'la kalırdım. Ha. Uğur'la. Kaynana. Rahmetli kaptan. Kaynana. Ekrem'le. Evet. Ekrem'le çok şeydi o. Ekrem zaten Ekrem kaptan. Ekrem şeyle kalırdı. Kaptanla kalırdı. Kaptanla kalır. Onun şeyiydi zaten hep yanından hiç ayrılmazdı. Gode Cengiz. Gode Cengiz. Abi her sana neyse. Bir hikaye anlatayım. Günay'a anlattım da gül. Hmm. Rahmetli Sami vardı. Bunun şey Günay'ın küçük kardeşi. Şey, Sami hatırlarsın. Hatırlarım. Şimdi kamplarda falan otellerde kağıt oynuyoruz. Poker falan neyse ama poker. Gode var. Gode pokerci. Rahmetli ya. Geç oluyor bazen geç oluyor. Biz de ayrılıyoruz. Gode ile Sami ikili oynuyorlar. Zaman ilerliyor. Saat bir oluyor, bir buçuk oluyor. Sami başlıyor. Gode yeter lan. Ben gideceğim. Otur lan. Otur. Sami yalım yalım yalvarıyor. Gode bırak uyuyacağım. Otur. Gode al paralarımın hepsi senin olsun. Gode bırakmaz bu rahmetli onu. Şöyle yapar da eli. Gode kafaya. Ya Gode Cengiz'e Sami'nin şeyi çok komik oluyordu. Al diyor ya para istemiyorum senden diyordu. Bırak beni yeter. Bırak diyordu. Yani Gode'nin şeyi değil mi? Gode o da apayrı bir çocuktu. Çok çok hoş. Çok yani farklı bir çocuktu. Herkes de dost. Efendim. Vallahi. Karşıyaka'da. Gode'yi. Yani Gode ile Erol Baş şey, takımın şeyi zaten. Abileri. Evet. Gibi. Abiler yani gerçekten. Türkiye'de tanımayan yok. Yok değil mi abi? Erol Baş da öyle. Yani nereye gidersen git. Samsun'a git. Trabzon'a git. Uçaktan inersin. Çok milliydi, çok milliydi. Türkiye'nin her tarafında Gode'yi tanıdı. Ya bu şöhreti nereden yani geliyor? Çok cana yakın bir insan. Çok cana yakın. Ağırlamayı çok seven bir insan. Evet. Yedirmeyi çok seven bir insan. Çok seven bir insan. Trabzonlular bile. Trabzonlular bile Gode'ye şeydiler, hastaydılar. Karagümrük, Karagümrük'le Karşıyaka'nın dostluğu vardır. Bilirsin yani bu son zamanlarda
devamlı Karşıyaka şeyine gelirler. Karşıyakalılar Karagümrük'e ilgi gösterirler. Cengiz'in şeyiyle. Oradan gelen bir bağ. Oradan gelen bir arkadaşlık bağıyla Goda Cengiz Karşıyaka ile şeyini, Karagümrük dostunu resmen harekete geçirdi. Çok sever. Karagümrük'le yani. Karşıyakalılar çok sever. Goda Cengiz sayesinde Karagümrük, Karşıyaka kardeş takım gibi. Değil mi? Çok. Ben küçükken Beylerbeyi'ni severdim. Yeşil kırmızı rengi çünkü. Ondan o öyle bir kanlı bir sırası vardı. Şimdi 80'e şey bilmiyorum ama Ankara Gücü Stadı, Ankara Stadyumu şey garın arkasında kalırdı. Doğru hatırlıyorsam öyle. Onun arkasında da askeri şey vardı. Bilmem ne vardı. Askerlerin oteli vardı. Orada evi. Orada evi vardı. Oraya gittik Ankara'da. Orada maç yapacağız Ankara Gücü'ne. Hiç unutmayayım, Eşek Mehmet vardı lakabıyla şey yani. Eşek'in dayısı olur rahmetli. Eşek'in dayısı olur. Topla yani şey çok güçlü bir çocuktu. Lakabı öyleydi. Mehmet koşuyordu, biz yürüyorduk. Saha şey, sulu. Sulu şey, hava sulu ya, gar yağıyor. Sulu gar yağıyor. Bileklere kadar. Sen yoktun değil mi? Bir iki maç yaptık orada o sahada. Bir maçta dur söyleyeceğim. Yani. Bizim Sami Güney'in kardeşi, Güney'den biraz daha ufaktır. Top oynuyoruz, biz vuruyoruz 3 metre topa. Ya gidiyor ya gitmiyor. Top olmuş bavul. Çamurda. Sami kenardan bağırıyor. Uzun vur, uzun vur. Sami'ye bakıyoruz ama uzun vurmak mümkün değil. Ancak kaldırıp biraz atabiliyorsun. Abi şey oldu. Bir oyuncu değişikliği oldu. Vural abi rahmetli Renda'ya. Hadi Renda geç gir dedi. Yok abi ben girmem dedi. Bu sahada ne işim var? Daha berabereyiz. Sami soyun dedi. Sami girdi sahaya ama yürüyecek yer arıyor. Sert yerlerde geçiyor Sami. Şimdi oyunun bir yarısında abicim ben arkamdan bir soğuk geliyor. Resmen yağmurun altındayız yani. Koşuyoruz maşıyor. Bir serinlik geliyor arkamdan. Hakem oyunu durdurdu. Düdüğü çaldı. Çık dışarı dedi. Ne yaptım ben sana ya dedim. Gitti git dedi. Donunu değiştir dedi. Kıçın gözüküyor. Arka tarafımdaki şey düşüp kalkmaktan donun şeyi yırtılmış. Ben şey olarak biraz yarım çıplak vaziyette top oynuyorum. Dedi donunu değiştir. Hemen gittik tabii. Ne orada bu ki? Kim neye bakıyor o şeyde o. Sahanın camburunda yağmurunda gittik donu değiştirdik. Bir de öyle donsuz top oynuyordum az kalsın. İyi fotoğrafını çekmediler o sırada. Çek yok. Ya sahada biz zor yürüyoruz. Fotoğrafçı falan gelmez. Gelmez mümkün değil. Öyle bir şeyim var hanım var kulübün. Çok güzel işte, ya. Maç gidiyorsun. Gönen abi de oynadı değil mi? Gönen abi 6 ayda oynadı. Biz de oynadı mı ya? Oynadı galiba. Oynadı değil mi karşıya kadar Gönen abi? Oynadı ondan sonra da idareci olarak kaldı. İdareci sonra olarak esas kaldı. Oldu canım, idareci oldu. İdareciyken ben. Futbola başladım. Şimdi 6 ayda mıydı Gönen abi? 6 aydan geldi burada bizde biz. Son sene mi oynadı? O düşme senesinde burada mıydı? Tabii canım. Tabii. Karşıya kadar. Malik Yolaç senin şeyinde değil mi? Malik Yolaç'ın sayesinde düştüğümüz sene. Evet. Evet şey yapıyor. İşte Arif abi de sağ olsun. Nasıldır bunu bilmiyorum ben. Arif abi bir kaza geçirmişti. Evet. İyi mi? Daha iyi. Daha iyi. İzmir'de mi şu an? İzmir'de. Yazlıkta mı? Tam bilmiyorum onu. Bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Arif abinin kaçıncı evliliği? Arif abinin teknik direktör olduğu zaman kaç yılıydı? Siz 69-70. 69-70 değil mi? 69-70. Sizin şampiyon olduğunuz şampiyon için olduğunuz o çalışmıştık. Sonra bir daha geldin bize. Ondan sonra vallahi bilmiyorum ki ben de 74'te bıraktım zaten. Ondan sonra da yapmadı galiba. Kim? Arif abi. Arif abi. Evet. Abi şunun için sordum. Arif abi tamam bizim sayemizde. O takım sayesinde şampiyonluk yaptı. Tamam kendi de çalıştı. İnkar etmiyorum. Tabii de hakkı. Hukuk var ama Arif abi toptan tüfekten anlamıyor. Neyse. Evet. Şaban Acar Bey doktor. Sayın dedi bir yerde. İlk defa konuştum. Şimdiye kadar o zamana kadar hiç kimseyle konuşmadım. Senin yerin orası değil. Orta sahaya. Seni niye orta sahada oynatmazlar? Ben şaşırıyorum dedi bana. Haklısın dedim abi. Benim de gözüm hakikaten on numaraydı.
Lefter 10 numara ya. Ha. 10 numaranın şeyi var. Oradan geliyor. Sihiri var. Yani. Evet yani ben 10 numarayı çok şey yapıyorum istiyorum. Ben koşuyorum da yani atletizm falan yapıyorum ama ben koşuyorum diye. O zaman orada da koşuyordum. 10 numarayı yiyemedim yani içimde uhde kalmış, kalmış belli yani. Vallahi. Oynatmadı yani. Ben orada oynasam çok daha faydalı olurdu. Şeydi, çok teknik bir adamdı zaten. Yani ayaklarına çok ağırdı. Solayan yani. Benim şey ya, acayip solayan var. Buran öyle sol ayaklı. Buran'a yürü dedim, Buran hiç gözü kapalı gider, bilir gideceği yeri. Arif abinin söyleyecek bir şey yok. Yok öyle canım, o zaman geçmiş artık. Geçmiş ya, yani. Yani söyleme. Bir daha, bir daha şimdi, hayata gelsek. Ben daha, seni daha 10 numara yaparım. Arif abiyle oynamam bir daha. Kendisi dünyayı. Yani ona şey yapıyorum, üzülüyorum ama ne diyeyim ha, benim şansım yok. Ama yani bulunduğun mevkide de harikaydın yani. Ya verdi oynayanlar, şeyler, çocuklar, genç koşan, ceyhan, tepik, mevfik koşuyordu da. Farklı, benim şeyim biraz farklıydı. Yani Arif abi antrenör olsaydı ben. Peki ben bir şey desem size, yani sizin yaptığınız, oynadığınız dönemin koşulları çok farklı tabii. Ondan çok farklı. Şimdi olsa ne değişirdi sizce? Böyle bir karşılaştırma yaptınız mı hiç? Düşünün. Vallahi. Günay abi. Bugünkü futbol bizden çok çok fazla hızlı bir sefer. Değil mi? Çok hızlı. Ciğer ve nefes gerekiyor. İşin müthiş bir konuşma. Ya Günay gerekiyor. Günay'a gelirdi şimdi sağ. Günay kısa adam olduğu için batmaz. Çimler biraz şeyde iri adamlara zor. Benim için de değil ama Günay'a çok iyi gelirdi şey. Bana yani göre çim. Bir de çalışma sistemleri bugünün bambaşka. Biz öyle antrenörlerle çalıştık ki Allah rahmet eylesin, Altaylı Erol vardı. Bize gelmişti antrenör olarak. Kardeşim sahanın... Tireli Erol. Tireli miydi? Ha, Tireli Erol ya. Sahanın etrafında 40 tur koşardık ya. Bütün şeyimiz oydu ya. Yani. 40 tur. Antrenman bu muydu? Antrenman ya. Tamam, koşmak iyi yani, bir şey. Yani o günün şartı o, koş. Sahanın etrafında koş, 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 koş. Yani böyle bugün şartlarıyla ilgili teknik çalışmalar falan yok. Hak getiriyor. Bugün de çok farklı. O ortada lafımız şeyde, ortada sıçan hikayesi. Şimdi resmen herkes aynı işi yapıyor. 4-2. Herkes onu artık şey hale getiriyor. Çok süratli hale getirmeye uğraşıyor. Ve de müthiş yapıyor. Müthiş yapıyor. O aradan nasıl çıkıyorlar o İyi takımlar. Hiç acele etmiyorlar. Sabırla. Bir güç langır gitmiş öbür tarafa. Çok farklı şeyler. Hakikaten çok farklı. Ya her şey çalışmayla ilgili. Bir de siz abi, sizin döneminizde cumartesi pazar maç yapıyordunuz. Değil mi? Öyle ya, bir dönem vardı. Bir de ben bir ara vardı öyle de biz yaşamadık. Yaşamadınız. Ben ona bir defa geldim. Ondan sonra şey yaptı. Kalktı ondan sonra. İşte Ankara'da şey yaptığım zaman kalktı. Çılgın bir şey çünkü. Gidiyordun Ankara'ya iki maç oynuyordun, bir pazar dönüyordun. Evet. Şimdi Feyzi'cim bak, bizim çok Ahmet Şamar diye, Allah rahmet eylesin orduysa. Dinyakoz. Ahmet Şamar ne Dinyakoz ya? İşte Dinyakoz diye onu giyerdik. O muydu? Onun yok, ayakkabılarını giyerdik. Ayakkabı yapardı. Şeyde, sabah çorbacısı neresiydi şey, Kemeraltı'nın sonunda. Onu geçiyorsun oradan şeye çıkan. Yukarı çıkan, caddeye çıkan şeyin orada bir dükkanı vardı. Futbol ayakkabısı yapardı. Artık oraya giderdik. Fenerbahçe'den giydiği ayakkabıları alamazdık. O İstanbul'da meşhur Dinyakoz. Dinyakoz o işte ama Dinyakoz diye Şamar'ın ayakkabısını giyerdi. İstanbul'daydı. Bütün kalite futbolculara yapardı o. Özel yaptırırlardı. Abi biz Ahmet abiden ayakkabı alırız. Giydirecek adam arıyoruz. İlk başta ayağımıza sığmıyordu. Eğer bir iki kişiye de aç şu ayakkabıyı dersek 41 numara 42'ye geliyordu rahat rahat. Toplar. Herkese o topa kafa vurmak. Bizim kaptan o yüzden şey yapmasın. Ya rahmetli Pertev abi Avrupa'dan bir top getirmişti. O topla idmanla çift kaleyi yapalım diye dört gözle beklerdik. Yani. O bir top. Tek bir top. Tek bir top. Hepimiz peşinden koşuyoruz. Ama tabii o topla alıştıktan sonra normal topa geçince o da bir sorun herhalde. Şimdi o topun bir de şeyi vardı. Bağlama yeri. Ha, eski meşin toplar tabii. Meşin tabii. Meşin yuvarlak az oradan geliyor. Meşin yuvarlak oradan da ona bir de şey değildi. Bağcık. Sırımlı değildi. Ha. Şimdi bağcıklı. Ben abinin getirdiği sırımlı değildi. Bugünkülerin ilk hali. Bugünkü topların ilk hali. Bugünkü topların ilk hali dediğin gibi.
Top oluyoruz. Kaç gram top? 450 gram mı? 420 gram. 400. Yağmurdan sonra o topu yani %50 şey yapıyor. Fark ediyordu. Onlara kafa vuruyorduk. Taşa vuruyormuş gibi. Vallahi yani. Çok fena. Yani bulmak zorunda kalıyorduk ama çok şükür yani ben yırttım. Kaptan bizim daha çok vuruyordu. Ortada oynadı. Erol Baş. Erol Baş. Onun şeyi, ben de pek fazla çıkmadım kapıda. Ben de şey mecbur çıkıyordum. Orada çıkıyordum ama kaptan şey yaptı. Kaptan da yani oradan kalıntı kalmadı, kaldı mı kalmadı mı bilemiyorum. Erol kaptan da çıkıyor. Sağ olsun. Yani sağ olsun Allah rahmet eylesin. O topları hep şey yapardı. Feda ederdi kendini. Boy var, pos var. Koşan adam. Evet çok iyi bir kaptan. Aslan gibiydi maşallah. Evet. Allah rahmet eylesin. Maşallah ağzımıza yapışmış. Ya sorma işte. Kader. Çok erken Cengiz abi de, Erol abi de. Kader yani. Çok erken. Herkesin bir kaderi var. Evet şimdi aynen işte, öyle. İşte Günay'da tutmuşlar. Sen git Altay'da oyna. Ne işin var karşıya gelip? Niye? İyi ki gelmiş ya. Abi işte şey maddiyat. Evet. Maddiyat nerede? İyi ki gelmiş be abi. Geldik işte. Burada evlendik. Burada evimizi evet, açtık. Evet. Biz yani de Gönen abi Allah rahmet etsin. İyi karşıya geldi. Şeyde Aksoy'da bir apartman yapmıştı. İki tane yan yana. Saray apartmanı çünkü. İşte sarayda ben oturdum. Öyle mi? Biz de oturduk orada. İlk babam almıştı rahmetli. Gönen abiden bir daire. Evet. 2-3 yıl orada oturduk biz. Saray. Sonra... İlk evliliğim benim orası. Saray. Öyle miydi? Ha. Apartmanla mı evlendin? Çatı. Apartmanla. Çatı. Bu 5. kat. Ya Günay Allah. Biz de 4. kattaydık galiba. A mıydı Günay, B miydi? Günay şeydeydi. Benim çatıda. B'ydi. Siz A'da oturuyordunuz. Sen çatı değil miydin? Çatı da ya. Seneler Oy oy. Rahmetli Fehmi abi de çok severdik. O da beni çok severdi. Çok severdi çok. Çok severdi. Hepimiz çok severdik sizleri canım hiç. Bunun şakası yok tabii ki. Beyciğim Sami benim çok iyi dostumdu. Hep benimle oynardı. Sol sağ açık. Ben sol bek. Sami benim şeyim ekmeğim. Bana öyle güzel geliyor ki ay topun ayaklarının arasına atıyorum. Sami arkamdan küfür ediyor. Bacak arasını yerdi. Şimdi Sami'nin sesi de yani bize göre iyiydi. Burhan benim şeyim. Şeyim böyle beraber can kuşumuz Burhan'la can kuşuz. Arkada ses yarışması yapıyoruz biz Sami ben. İkimiz de şarkı söylüyoruz. Burhan diyorum bak ha tamam Burhan. Ne olursa olsun hep benim. Tamam. Ben söylüyorum. Sami ıkınıyor sıkınıyor beni geçen. Burhan. Hayır sahibi sen. En sonunda küfür eder. Öyle bırakırdı. Söylemiyorum der küfür ederdi. Sami benim çok iyi şeyimdi. Hem sahada hem biz de böyle giderken gelirken ırgır geçerdik. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Hepsini kaybettik Gülay'dan. Evet. Değil mi? Şey, evet Günay'ş. Allah size sağlık ömür versin. Diyecek fazla bir şey yok. İnsan doğru söylüyor tabii ama. Doğru söylüyor. Giden gidiyor abi ne yapacaksın başka çare. Peki sizin çalıştığınız hocalar Arif abi vardı. Başta sizin Tuster vardı. Tuster değil mi? Çalıştık. İbrahim Tuster. Geçen haftada belki haftada onun yeğeni Reyman Tuster konuğumuzdu burada. Hangisi İbrahim Tuster. Bizim Süleyman mı? Reyman Tuster. He. Şey vardı. Yani Nilgün'ün kocası. Nilgün'ün kocası evet. Nilgün akraba bizim şeyden göçmen kuşlardan. Öyle mi? Tabii onların şeyi bizimkiler de bizim hanımı söylesin. Nilgün'ün kardeşi de benim çocukluk arkadaşım. Şey. Emre. Emre. Tabii. İstanbul şey tabii o şey oldu. İstanbul'da da ekspert şimdi. Oldu. Aynı şeyi okudunuz değil mi? Tamam andan seyredelim. Tabii biz Emre ile ortaokulda beraberdik. Tamam. Askerde beraberdik. Tamam. Ama o çok o zamandan beri de ailece çok yakın. Evet. Görüşüyoruz. Hocamın şeyi. Şey vardı bizde bir tane. Ankara'dan Aydın diye bir hoca gelmişler. Aydın Cankat. Aydın Cankat. Hayal meyal hatırlıyorum. Geldi Aydın Cankat. Bir 5-6 ay ben de Münisküs'te yeni çıkmıştım. Oynatmadı beni. Abi yani bu da dert. Şimdi de. Ama belli Sayın abi içine. Ya, bu hocalar çok dert olmuş. Yani abi şimdi şöyle. O sene şampiyon olduk ve beni hırs bastı. Neydim yani şeyde de bir gazetenin birinde de beni şeye koymuşlar. Solbek yılın ikinci lig karmasına Solbek koymuşlar. Biraz da şey yapıyoruz tabii. Hafiften çaktırmadan şişiyoruz. Abi. Neydi?
Ne diyordum ben abi? Zahim şeyden, Can Kat'tan laf girdi. Can Kat'tan abi. Can'a. Minisküs'ten sonra. Şimdi Feyzi'cim gittik Ankara'ya. Bir Bolu Spor'la maç oynayacağız. Kampa gittik. Kızılcamam kampına. Ben orada ben bu sene de belli olacağım. Şey yaptım, kafama taktım. Madem bu kadar hani seçiyorlar, meçiyorlar. Var herhalde bir şekilde seçildim falan diye. İkincilik kadrosu şeyine, karmasına seçti. Birisi gazete, Tercüman gazetesi galiba. Neyse mühim değil. Abi antrenmanlarda şey bağladım. Torbaya kum bağlı ayaklarına. Kuvvetlendi, ayaklarım kuvvetlensin diye kum bağladım. Hep kumlarla koşuyorum falan. Yani ne derece kadar fark ettiğini bilmiyorum. Ama bunu Arif abi görüyor. Ya aga sayım sen yani fazla şey yapma. Bunu biraz şey nasıl yapıyorsun falan gel söyle. Şeyde Bolu'yla mı oynadık? Bolu'yla oynadık. Bolu Spor'la Ankara'da top oynadık. Orada sahaya çıktık. Ben bir topa bastım bir şey oldu. İşte bir sancı. İki senem gitti. Zorladın adaleleri. Yani ne oldu? Tabii yoruldum. Çok yoruldum. Biliyorum. Ondan sonra iki senem gitti. O iki senede zaten vücudum şeyi performansı kayboluyor. Kaybol, ondan sonra mi? Ne kadar tutturmaya çalışırsan olmuyor. Eski o minisküs şeyleri de operasyonları da bildiğin gibi alırlardı. Şimdi hemen kesiyorlar şeyi patlak yeri. Çok da farklıydı tabii. Sahalar gibi onlar da şimdi çok güzel oluyor. Çok teknoloji farklılaştı. Ve Arif abi beni oynatmaması lazımdı. Bana istirahat vermesi lazımdı. Ne söyleyeyim? Söylemedim bile Arif abiye. Benim de futbol erken bırakmama sebep minisküs oldu. Sakatlık mı demeyiz küsüldü? Oldun mu sen de? Olmadım. Olamadım çünkü Türkiye'de yapan yoktu. İyi işte tamam ben Romanya'ya gittim. Romanya'da bir doktor vardı. İstanbul. Onunla randevu almak istedik. O da Arjantin'e gitmiş. Ders vermek için gitmiş. 3 ay 5 ay gelmeyecekmiş. Öyle denk kaldı. Gelmedi. Denk öyle. Gelmedi. Denk gelmeyince kaldı. Biz de ondan sonra bıraktık. Tabii futbolculuk hayatında sakatlıklar. Ben o doktora gittim. Aynı doktor muydu? Aynı doktora gittim. İş minisküs teşhisi koydu. İş minisküs senin dedi. Bana teşhis koyamadılar. Minisküs falan diyen doktor olmadı Türkiye'de. Gittik oraya artık mecburen gönderdiler sağ olsunlar. Dışı yaptı. Topladı, bağladı, dikti. Ondan sonra yatıyorum. Senin dedi işte de minisküs var dedi. Eyvah eyvah. Niye almadın dedim. Söylemedin bana. Bir senemi de o yedi. Bütün her şeyim yani bütün ne var ne yok performansım gitti. Ondan sonra oynamaya falan uğraştık ama Can Kat o arada geldi. Kızmadım da adama. Niye kızdım? Kızdım da kızmadım. Minisküs konusunda en böyle verimli çalışan kaleci Fuat vardı bizde biliyor musun? Hı. Hem sahaya hem solaya iç ve dış. Her ikisinden de ikişer oldu. Ameliyat oldu. Minisküs ameliyatı oldu. Fakat o kadar azimli bir çocuktu ki. Yendi az şeyi sonra. Yendi. Fenerbahçe'ye gitti. Şeye gitti ya. Fenerbahçe'ye gitti. Eskişehir'e gitti. Neydi o? Bir şey dansöz. Güzel bir hanım vardı. Onunla evlenemedi. Babası engelledi onu. Güzel bir hanım da çocuk daha genç. Pırıl pırıl çocuk. Ev gibi. Sanka Fenerbahçe şey yaptı. Fenerbahçe yaktı. Onu biliyorum. Tabii İstanbul'da yakar adamı yani. Eğer kendine İstanbul iyi bak, dikkat etmezsen. İstanbul'da ölürsün abi. Anadolu'da İstanbul çok zor. En iyi futbolunu oynayan, İstanbul'a gidip de top oynayanı var mı? Yani değil mi? Çok az. Yok, yok çok ya. Çok kendine dikkat etmesi lazım. Lazım. Çok bakması lazım. Trabzonlulardan oynadılar. İzmirlilerden oynayan olmadı. Kim oynadı diyelim. Ha şey, Kaya abi oynadı. Beşiktaş'a giden. Beşiktaş'a giden. O gün abi oynadı. O gün abi oynadı. Yani çok Kapadeniz'de oynadı. İstanbul'un şeyin havasına girdi mi bittin. Bitti. Yani İstanbul bırakmaz abi. Ya güzel herhalde ki şeyler. İstanbul'un şeyi güzel. Sizin içinizde var mıydı yani başka büyük gruplarda oynamak gibi? Valla Tuster zamanında Tuster'in söylediği yalancısıyım onun. Beşiktaş beni istemiş. Bak çık iyi top oyna Beşiktaş takip ediyor dedi. Eskişehir'den Aydın Begiter
Alsancak'ta dükkanımız vardı, boya dükkanı vardı. Dükkana kadar geldi. Gel bana değil mi? Ha, Eskişehir'e gel diye. İyi takmış. Yani Eskişehir'in de ilk futbolcu alacağı yer Karşıyaka'dır. Çünkü bayağı Karşıyaka'dan gitti. Atilla gitti. Başka kim? Kaleci. Suat gitti. Doktor, eczacı. Taşkın. Taşkın gitti. Muğla'lı Taşkın gitti. Başka kim gitti? Atilla. Ya? İki Atilla'lı Taşkın işte. Yeter. Taşkın puan. Aşağı gitti bir de. İzgar'ı şeyde Gökçeada da İzgar'ı Pehlivan. Gökçeada'da şey ocakları vardı onun. Maden mi? Atalay. İlyar'ı bir Atalay vardı bizde. Kireç. Ha, kireç. Onları kırıp kırıp şey yapıyor işte yerlerde bilmem ne taşları yapıyor. Hala orada bir şey yapıyorum yani. Haberini alıyorum şeyin. Atalay da gitti. 3 kişi gitti. Hepsi de oynadı yani. Evet. Hepsi de oynadı. Evet biz işte yani efendim bizim Karşıyaka şeyinin iyidir, hoş, çok güzel bir yer ama tek şanssızı idareci noksanlığı. Şimdiye kadar şeyi o gördüğüm bir gördüğüm o idareci, iyi idareci bir 60'larda gelen birkaç tane beyefendi var. Yanında Erol abi geldi, Ali abi falan geldi ama işi yani bunu bir şey haline getirmediler. Mesela Altay'daki hani belli grupların gelip birisi birine bırak Altay senelerce. Ne bir Pertev abi var rahmetli, ne bir Ali abi var, ne bir Erol abi var. Şimdi... Bunlar yok artık. Yok. Karşıyaka'da tabii var. Yani bu artık dünyaya baktığınız zaman zaten evet. Abilerle falan değil. Olay açtı bu iş. Yani kurumsallaşma şart. Ondan sonra bir sistem, bir disiplin içinde evet. Olayın tekrar kullanması evet. Bence gerekiyor. Yani başarılı olmak için sisteme uymak doğrudur. Girmedikten sonra işte ancak ya gelip geçici başarılar olur ya da sıkıntı çekilmeye devam edilir. Bizim yani sonumuz yok yani şey olur. Yani olabilir Sayın abi yani bir yeniden yapılanma inşallah niyetlerde vardır. Doğrudur o ona aslında çok doğru bunu yapacak bir kişidir. Yani futbol takımı başkanıyla bir anonim şirketin başkanının bir farkı yok. O da bir şeyi yönetecek. Evet evet. Eğer şey kuralına uygun hesabı kitabı elemanıyla personeli uyarsa neden olmasın? Mete bilmem kim boşa çıkma. Bir çıktılar işte kasıp kavurdular bitti. Başka biri geldi. Olmaz denen şeyler oluyor doğrudur. Fakat Karşıyaka'da inşallah yani. Evet yani umuyorum ben yani çünkü bu öyle dünyada yaşananlar geçmiş tecrübeler bunlardan de çıkarılan dersler var olmalı en azından. Onlara evet. Uygun bir yeniden yapılanmayla çünkü bir de basketbol profesi gibi bir şey yani var. Başarılı olan bir başka yapı var içinde. Şimdi anaçlığımız oldu bizim. Evet yani. Takımımız oldu. Futbolu, yani evet. Basketbol. Evet. Ve şeyde iyi yedik. Yine para veriyorlar. Her şey başı para. Başarı gelince arkasından gidiyor. Para da geliyor. Para yani da birbirini geliyor. Besliyor bu hikayeler tabii. Ama başarı olmayınca maalesef herkes soğuyor. Doğru söylüyorsun. Başarıya bağlı da. Bizde işte bence idari şey noksanlığı. İşin ana şeyi. Sebebi şey yapamıyorlar öyle bir şeye gelemiyorlar bir kulüple şükresi bu kadar yani, bir toparlanma bu kulüp budur diye bir şey yapıp buradan götürecek organize edecek birisi bize gelmiyor gelmez abi dedim böyle para meselesi de, işin başında meblağlar para. Da yüksek abi çılgın artık yani. Tabii canım eskisi gibi yok. Yani yok. Hiç kimseyi dersen karşıya kalırsın oyna falan diyecek halin de yok yani elden değil. Sevdiğimiz abilerimiz gelirdi. Başkandır, genel kaptandır. At şuraya imzayı karışma derdi. Evet öyleydi değil mi? Atardın geçerdin yani. Dönüp bakmazdın arkana. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey yok. Atan da biliyor ki yüklü bir şey yazılacak zaten oraya. Yani. Peki öyle. Nasıl Karşıyaka? Böyle ne, para nereden bulacak Karşıyaka? Abi Karşıyaka neticede bana göre en azından. Bu belediyenin, gerçi ama, bizim belediye Allah'a şükür. İşte ucundan kenarından başka bir şey. Tabii belediye falan aşan söyle. Bir şey. Tamam. Aşan bir şey. Aşan bir şey. Çünkü Karşıyaka'lı gerçekten çok insan var. Kenarda köşede bu işlerin içine girmişler. Bazıları zaman içinde, bazıları girmemiş. Bir tekrar dediğim gibi yeniden yapılanma sürecini yaratmak lazım. Bunun adı şirketleşme mi olur? Bir kurumsallaşma modeli mi getirir? Bilmiyorum. Ama Karşıyaka'nın pek çok kulübe göre bence
bir marka değeri var, bir adı var Türkiye'de. Var tabii. Yani bunu bir şekilde bir atıl duran bir yapı. Yani bir de potansiyel de var ama kullanılmıyor. Bir potansiyel var. Karşıyaka çünkü tek başına bulunduğumuz mahallelerden değil. İbaret bir yer değil. Değildir, doğru. Ondan sonra Interland'ın da pek çok yeri kucaklıyor, evet. Kucaklayabilir. Evet. Böyle bir yapılanmayla belki bir şeyler değişebilir diye umuyorum ama bizim derdimiz ondan çok şu anda geçmişteki güzellikleri konu. Bak, işin keyfi evet. Orada. Onda da ne yapıyorsun? Şeyin ya? Bile, sahanın bile şu durumu işler acısı. Yani işler yani. Acısı. Evet. Senelerden olacak da. Çok geç kalacak. Evet. Yok, o şeyden siyasi yapının getirdiği bir iş o. Evet. Başka evet. Bir şey olması mümkün diyor. İzmir'in hepsini duman ettiler. İzmir'de bir kulüp var mıydı? Senelerce, son senelerde Göztepe'nin hali her yerde top oynuyordu Göztepe. Bilmem kim İzmir soru zaten yok. Altınordu zorla bir şahısın şeyiyle öyle bir şey olursa Altınordu gibi bir sistem olursa ona lafım yok. Evet her yani. Kadar bir verilebilecek şey, örneklerden biri de Altınordu. Altınordu o müthiş bir şey. Evet. Ondan sonra bütün herkesi yani siyasal yapı götürdü. Bunu konuşacak bir tarafı yok. Sahayı yıktılar işte yıkılmasaydı yine hiç olmasa toparlanır, biçimler ekilir falan bir şeyler yapılır diye o da yok. Yapacak kimse evet. Yapacak. Olma ihtimali var mı Feyzi? Bir çalışmalar neyim? Var mı? Sağla ilgili. Olacak abi. Olacak. Yani olmama ihtimali bence. Ama Saim abinin dikkat çektiği gibi. Çok geç kalınmış. Gerçi geçenlerde yani bir takım gelişmeler var. Var bilinen, var. Yapıyor, oluyor. Öbürü çalışıyorlar bir şeyler olacak. Yapıyorlar da. Bir şekilde olacak. Hala uzatıyorlar. Yani bunu yapmayan, yapılmasına engel olan çok şey altta kalır. Vebal altında kalır. Altına kalkamaz zaten. Kalkamaz. Var mı böyle bir iş diyorsun? Olacak bu iş. Ya olacak bu iş olacağını biliyor musun? Çok gecikti. Yani bu gecikti. Engelleyen diyorum. Engelleyen şahıslar yani, var mı? Yani tabii ki çok öyle bir şey olamaz. Engelleyenler ya, de engellemelerinin çok sıkıntı yaratacağını mutlaka farkına varmışlardır ve varacaklardır. Karşıyaka yani. Doğru söylüyorsun. Yani. Karşıyaka bir marka ve çok büyük bir yer. Çok büyük bir yer. Çok büyük bir yer. Karşıyaka'nın olması lazım. Bir ilk başta olması lazım. Bu tireyi yaptılar. Komedya. Tireye sağ yaptılar. Tam tiresi oldu. İşte Göztepe'si oldu. Alsancağı olmak üzere. Tamam Alsancağı. Bu arada belediye Bornova'ya yaptı ki Bornova. Karşıyaka orada oynayacak değil mi maçlarını bildiğim kadarıyla. Evet. Allah'tan Bornova varmış. Evet. Evet. Orada bir de Menement. Tabii. Göztepe Menement Bornova arasında mekik dokudu. Evet. Var mı evet. Böyle bir şey ya? Sen koskoca İzmir'in Göztepe'sin ya. Karşıyaka yer bulamıyor. Ha. Diyoruz Karşıyaka ama yer bulamıyor. Bunların hepsi şeyi başka, hesap başka. Tabii biraz söyleyecek bir şey sıkıntı yok. Siyasi de diyor evet. Değil mi? Tabii. Karşıyaka'da çıkmış bir yer. Ne? O yüzden tabii ki sıkıntılar olabiliyor. Olabiliyor. Çok ha. Doğru. Olabiliyor efendim. Hep şey, geçecek bunların. Bir İnşallah. Şey daha şey yap bak şu Karşıyaka için. Bilmiyorum Günay ne düşünüyor ama ben de senelerde şey yaptım. 1990'da Erol abiyle Necdet'in Delibaş'ın kahvede bir toplantısı bir şeyler toplanmıştık. Bizim evde oraya yakındı da ben de zaten Delibaş Necdet'i biliyorsun. Evet. Fikret abinin karısı neyse. Orada bu genç takım hikayesi şey yaptı canlandırdı. Erol abi biraz şey yaptı sonra yattı. Selçuk Bey'in şeyinde Arif abi şey diyor. Eski şey futbolcumuz falanla beraber bir şeye birkaç gittik bu genç takımı ne yapalım diye beceremedik. Şey oldu ya, bir kişiye dayanıyor her şey dönüp dolaşıyor bir kişinin üzerine organizatör adama da dayanıyor abicim o bir organ iyi bir adam organize işte her şeyi yapacak. Altınordu'nun bilmem demircisi gibi. İşte para kazanacaksınız yaptığınız işten. Yaptığınız zaman. Zaten temel amaç temeli o. Temeli o yani. O evet. Zaman hem çarkı döndürmeye evet, devam edeceksiniz. Hem de bu Altınordu'nun kazancı ne? Yani yetiştirdiği satıyor, futbolcular satıyor. İyi paraya satıyor. İyi para. Güney İyi. Sadece bir yere değil o. O çocuk Nihat neydi o? Sosa açık. O bir yere transfer olsa oradan yetiştirme. Prim verdi yine Altınordu'ya. Yani, sattığı kulüp. O futbolcuyu başka bir kulübe verirse, sattığında %20 yine alıyor. 25-30 neyse yapılan anlaşma. Anladım. Oradan da payını alıyor. Alıyor. En son gene 2 milyon euroya bir oyuncu
sattılar bildiğim kadarıyla. Ve de para bu. Çok para. Yani biz para Cengiz para değil mi? Efendim? Cengiz yok ya miydi? Sağ çık ya. Altın odun pır pır giden bir çocuk var. Acayip koşuyor. Vurdu mu böyle dınk dınk öttürüyor. Neydi ya? Cengiz ne, değil mi ya? Cengiz Önder. Önder mi? Cengiz Önder işte. Ha yeni zattı bir tane. Ha, o tamam. Cengiz. O şeye giden İtalyan şimdi nerede oynuyor? Şimdi nereye gitti? İspanya'ya mı gitti o? İngiltere'de galiba. İngiltere'de mi? İngiltere'de. İngiltere'de evet. Yedekte oynadı. Evet. Bu sene tek. Bu şeyde şey Leicester'de. He Yaşar. Bizim öteki defanstaki İlker'in şeyin. Altın Ordulu o da. Söyüncü. Yusuf neydi de Söyüncü. Ne Söyüncü ne Söyüncü. Bu kadar iyiyiz işte. Yusuf söyleyin arkadaşlar ne Söyüncü. Söyüncü ya soyadı bulduk. Ne soyadı? Çağlar. Çağlar Söyüncü. Ve kaçın sene oynuyordu? Üçüncü sene evet. Oldu galiba. Oldu. Ve çok oturdu evet, takıma. Çok kendine iyi de takıma. İyi bakıyor kendine. Ne güzel gördüm. Şeyler bunlar yani. Adam taş gibi maşallah. Nihat da çok iyi. İşte yaratabilmek. İşin sırrı burada yani. Başarının sırrı burada. Burada. Mesela Portekiz takımlarına bayılıyorum. Adamlar devamlı üretiyorlar. Futbolcu yetiştiriyorlar, evet. Satıyorlar, dünyanın parasını kazanıyorlar. Evet. Hem kendileri de başarılı. Ya tabii Avrupa'da. Şimdi efendim Altın Ordu'nun sisteminde ben bizim torunu da şey yaptım orada verdim Şakran'da. Antrenör tutuyor seni tuttu. Ve bir sene devam ettiriyor Günay. Parasını şey yapıyor. Aslında o kendi kendine idare ediyor. Herkes oraya belli bir aidat ödüyor. Oradan antrenörün parasını çıkarıyor. Çünkü 2-3 şey grup yapıyor antrenör. İşte onların getirdiği aidatlarla antrenörün parasını sayın çıkartıyor cim, sistemde. Bak, ben bir şey dolayısıyla mi? Fazla bir şey aramıyor. Antrenörün parasını düşünmüyor. 750 lira, 1000 liraya antrenör çalıştıramaz. Çalıştırırsan verim alamazsın. Tabii canım iyisini bulacaksın. Bu işi, ya, bu işi yapacak adam. Falan. Tamam canım ben kaç paraya bilmiyorum ama ya, 3 grup çalıştırıyor. Ben duyuyoruz işte 1000 lira, 1500 lira. Maaşla şey buluyorlar, antrenör bulup çalıştırıyorlar. Ben onu adam 1000-1500 lira ne verir sana ya? Şimdi ne verirse versin Güney ama ortada bir şey var. Oraya gelen top oynamak için geliyor, kendini göstermek için geliyor. Yani onun bulunması abi, demek istiyorum. Antrenör 1000 lira da olsa onun yine bir ama faydası. Ama antrenör kendini vermiyor ki. O çalışmayı yapmıyor. O çocuklara vermesi gereken şeyleri vermiyor. Ama bilmiyorum tabii bu örnekte sonuçtaki gelişmelere bakarsanız antrenörler de iyi demek ki çalışıyor. Antrenör iyi. Yani ben genelde söylüyorum. Yani genel değil yani. Biz özeli yapmak durumundayız. Evet doğru. Başarılı olmak şimdi Günaycığım doğru söylüyorsun az para ama az değil onların aldığı para olamaz. 3 takım şey yapıyor. 3 grup yapıyor bir günde. 3 grup yapıyor. 15, 30, 90 kişi. İşte tabii 90'dan 1000'e 150 lira verse 9 milyar yapar. Bunun yarısını antrenöre veremez veremiyor, mi? Vermiyorlar abicim ya. Bir şey diyorum onu bile diyemem. Ben veriyorlar diyorum ve yani kulüpleri devam ediyor şeyde dışarılarda. Altın Odun hala yani çok elemanlı bir altyapısının olduğunu sanıyorum. Yani sen kaynak kaynıyor. Testlerini olması. Gördün mü sen Altın Odun'u? Nerede? Kuşadası'ndaki. Kuşadası'nda evet. Sen gördün mü Feyzi? Hayır görmedim. Kuşadası'nda değil şeyde. Belki 20 tane kimse var ya. Yani Kuşadası'nda 20 değil. Tane. Nerede o? Kuşadası'nda ya. Kuşadası'na giderken. Kuşadası'na giderken. Selçuk'ta. Kuşadası'na giderken. Selçuk'ta 20 evet. Tane sağ. Evet. Bizim torun orada. Altın Ordu'nun altyapısında da. Saim abinin torunu değilmiş. Benimki yok şeyde Çakran'daydı benimki. Ama ha. Bak öyle yayılmış her tarafta. Orası var. Son yer. Son durak orası. Elediklerini oraya gönderiyorlar. Ama neticede Altın Ordu değil mi? Altın Ordu tabii. Her tarafta elleri var. Seçtiklerini götürüyor. Orada yatacak şeyleri var. Doktor, okul mokul hikayelerini ayarlıyorlar. Şimdi nasıl ayarlıyorlar bilmiyorum ama bu eğleni yani topladıklarını oraya götürüyorlar. Orada daha iyi bir farklı daha iyi şey idmanlara davet tutuyorlar. Ondan sonra orada olanlar, onların tekrar işte neyse eline yani gelenleri alıyor. Yani akıl yolu bir netice itibariyle. Yani bu işin yolu bu. O kadar. Doğru. Yani siz başarılı olacaksınız. Altın Ordu bu yolun bir benzerini yapma. İzlemek Türkiye'nin her tarafından futbolcu getirdiler. 500-600 kişiyle şey yaptılar. Maçlar ya. Yaptılar. Evet. Turnuva yaptılar. Evet. Herhalde pek çok büyük kulüpte böyle bir yedirdiler, içirdiler.
Hepsini. İngiltere'den falan da geldi Güney. He? Dışarıdan da geldi o dışarıdan şey. Dışarıdan da geliyor. Türkiye'nin diğer tarafından geldi. Bir de yurt dışından şey gelenler var. Liverpool, Liverpool gazeteler yazdı. Onlar da bu şeye ilgi duyup onlar da gelip şey yapıyorlar, seyrediyorlar. İncelediler. Ve şey yapıyorlar. İlk Türkiye'deki bu çalışmayı izlediklerine eminim. Yani bizdeki çocuklar artık bu gidenler şeyden değil yani onlar da izliyorlar. Evet. Ona eminim ben. Evet, size ne mutluluk aslında diye evet düşünüyorum. Yani Karşıyaka'nın başarılı olduğu yıllarda, şampiyon olduğu yıllarda görev aldınız, takımda oynadınız, o mutluluğu yaşadınız. Çünkü Karşıyaka'lı hasret böyle sevinçleri yaşamaya. İnşallah. Ne hatırlıyorsunuz? Nasıl günlerdi onlar? O vapurlara biz bindik sana tabii. Sana bir şey daha söyleyeyim, dur. Kenan'ı hatırlarsın. Hangi Kenan? Kısa bacaksız. He. Namı. Şey, namı ne? Malum. Şeyde dağda, şey tavanda gezen Kenan. Rahatsızlandı Kenan, biliyorsun. Yani son zamanlarında biraz psikolojik şeyler geçirdi Kenan. Şöyle baş Karşıyakalı. Böyle de Karşıyakalıdır. Balıkesir maçı, şey Bandırma maçı. Günaycığım. Oynamışız, etmiş, bitmişiz. Kenan bir gün dedi ki ya dedi sahim dedi. Sana dedi çok küfür ettim. Ama sonradan geri aldım dedi. Vay. Bandırma maçını oynuyoruz. Bandırma maçı biliyorsun bizim için hep 3 puandır garanti. Evet. Bizde hep öyleydi. Bandırma'da 3 puan kesin alırdık. Abi maç oynanıyor son dakikalar 1-1. Ben de ileri gitmeyi şey yapayım. Seviyorum biraz yürümüşüm 18 çizgisinin şeyine. Şey kale şey tarafına kaleye. İna tarafına. Orada dolanıyorum. 18'in köşeye gelmişim. Top önüme gelmiş. Ben de sağ ayağımla vurdum abi. Vurduğumu biliyorum. Abi top gitti 90'a. 2-1 oldu. Benim o sene attığım işte eşantiyon gollerden. Ender gollerden. Yaşanmıştır. Evet. İyi o günleri yaşamışız. Evet, İyi ki yaşamışsınız. Güzel günlerimiz olduğuna ben şeyim. Ben Karşıyaka'ya geldiğim için çok mutluyum. İyi ki bize de yaşattınız o günleri. Evet ya, doğru. Doğru söylüyorsun. Yani bunun keyfi yaşayanlar hep beraber. Evet. O keyfi yaşayanlardan biri evet olduğunuz için çok mutluyum. Ne mutluyum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hem geldiğiniz için hem o günleri yaşattığınız için. Biz de şey sefalar getirdiniz. Sağlıklar, sağ uzun ömürler. Ben Allah, en çok sevindim seni gördüm. Seneler çok teşekkür sonra ederim. Ya evet işte neyse tamam. Şey, abi Fehmi abimin oğlu burada tanıştık kendisiyle. 1963'ten beri tanırım. Tanırım. Efendi gibi gelir gider çarşısına böyle paltosu kışın paltoyla gelir. Evet. Doğru. Babamdan geçme alışkanlıklarım var. Tabii. Efendim şey değil, yani getirir, elde çantayla. Bir evet biraderin daha olacak değil mi? Var. Evet. Onu bilmiyorum. Ne ismi onun? Necat. Necat Yaşa. Şimdi tanıştık. Yani merhabalaştık. Tanıştık. Merhaba yüz diye. Yüz yüze geldik. Evet efendim yani sizinle tanışma şansı fırsatımız var. Halbuki kader, çok iyi tanıyoruz. Şeylerde yani çok iyi tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz birbirimizi de. İşte hayatın şeyi bunlar Günay. Sen belki karşılaşmadan biz Feyzi ile konuşuyoruz. Tabii tabii. Çok. Ben, abi yani şey olmadı, bir bahane olmadı. Ben ne şeydeyken, dükkana girmişken, Fehmi abinin oradayken geldi. İşte. Ben tabii 80'den sonra dükkana ayrıldım. Gazeteciliğe başladım. Sen gazeteciden sonra zaten iyice şey yaptın. Tabii mecburen. Mecburen. Yani o yüzden burada şey yaptık. İyi ki yaptık abi. O da benim için ayrı bir keyif yani. Oh be çok şükür yani. Çok teşekkür ederim. Tanıştık yani hiç olmazsa. Tanıyoruz tanıştık. Onu da sağlamış olduk. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalınız.